geldiniz. Ben Aleyna. Marmara'da İngilizce işletme okuyorum. İkinci sınıfım. Eğer yeni geldiyseniz, hoş geldiniz. Bu hafta okulun ilk haftası sayılabilir. Geçen hafta ilk haftaydı aslında bahar döneminin. Ama kimse okula gitmediği için o haftayı birinci hafta olarak saymıyorum. Üniversitenin hayatın güzel bir dönemi olduğunu düşünüyorum. Ve hep dönüp bakmak isteyeceğim bir dönem. O yüzden vlog çekiyorum. Bu videoların daha devamı gelecek. Böyle içerikler görmek istiyorsanız, üniversite hayatımdan parçalar görmek istiyorsanız beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Kanalıma abone de olabilirsiniz. Devamı gelecek. Onun dışında üniversite hakkında merak ettikleriniz varsa bunu bana yorumlarda sorabilirsiniz. Cevaplarım. Eğer isterseniz bu konu hakkında videolar da yaparım. Üniversite hayatı, yurt hayatı bilmem ne. Çünkü hepsini epey bir deneyimliyorum. Evet, haftaya hadi şimdi başlayalım. Bu arada, az önce moralim o kadar kötüydü ki. Güne hiç başlamak istemiyordum, hiçbir şey yapmak istemiyordum. Güne başlangıç çok kötü oldu, hiç keyif almıyordum falan ama şimdi kamerayı açınca enerji doldum. Evet, bu hafta güzel olacak. Evet, çünkü yarın çok güzel bir şey yapacağız. Şimdi bu kadar. Fazla uzatmadan haftaya başlayalım. Woke up at 11 o'clock. I ain't got no job. What the hell should I do today? This feel like some mind. Don't give a fuck. Oh my god, shut the fuck up. I ain't hearing what you gotta say. What the deal? How you feel? Not important. All I'm thinking about is riding in these pills. Geldim. Okul çok kalabalık. Ve derste geç kaldım. 10 dakika. Baskını değil. Dersten çıktım. Ders bitti. Şimdi arkadaşlarımın dersi var. Ona girmeyi düşünüyorum. Aslında benim dersim değil. Ama merak ediyorum nasıl işleniyor diye. O yüzden şimdi ona gidiyorum. Evet, benimkileri buldum. Mesela seni göremiyorum. Güzel. Derslerine girdim. Ve çıktık şimdi. Gideceğiz. And like you know me, that's the worst shit. I know in my soul. Why this fucking cold, yo? That's just how it goes. What I do get old, yo? These days I'm getting no sleep. Günaydın. Bugün finans dersi var. Sadece bir dersim var. O derse girip çıkacağım ve yurda geri dönüp akşam için hazırlanacağım. Akşam çok güzel yere gidiyoruz. Minnak liseliler. Bugün hava buz gibi. Dıt 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 dıt. Çok güzel bir parke geldim. Şu an. Ve etrafta kimseler yok. Bu çok güzel bir şey. Şimdi bir parka geldim. Bu park çok yeşillik, güzel ve sakin bir park. Bir saat boyunca kitap okuyacağım ve sonra yurda geri döneceğim. Bir anda aklıma geldi bu spontane fikir ve ben bunu yaptığım için gerçekten memnunum. Bayağı bir sakinleştim ve güzel hissediyorum. Sesimden de anlarsınız ki. Ama çok güneş varmış ve bugün böyle yapacağımı tahmin etmediğimden dolayı yanıma güneş gözlüğü de almadım. Olsun, bir saat sonuçta. Aşırı yorgun gözüküyorum. Aşırı soğuktu. Bu ne yorgunluk Aleyna? Of. Kemiklerim ısınıyor şu an. İşte bunu sevmiyorum. Mart geliyor. İlkbahar geldiğinde hava nasıl sıcaklaşıyorsa falan filan. Gerçi o zaman ben Antalya'daydım. Orada belki havalar daha sıcaktır şu ana göre. Tamam. Tamam. Şimdi heyecanlandım.
Hayatı romantize etmeye devam ediyoruz ve bugün arkadaşlarımla birlikte Üsküdar'daki kuleye gidiyoruz yemek yemeye. Çok güzel bir plan değil mi? Rezervasyonla giriş yapılıyormuş. Rezervasyonumuzu yaptırdık ve bu akşam saat 7'de bir rezervasyonumuz var. Ve İstanbul'un tepesinde her yeri görerek yemek yiyeceğiz. Etkinlik bu. Bundan bahsediyorum. Size bahsetmedim ama. Üniversiteye geldiğimde etrafımdaki çoğu insan gayet sıradan şeyler yapıyorlardı ve biraz hayal kırıklığına uğramıştım açıkçası ilk senelerde. Ama yavaş yavaş arkadaş çevrem daha çok oturuyor ve benim gibi benim hoşlandığım şeyleri yapacağım arkadaş grubum oldukça aşırı mutlu oluyorum. Birlikte bu akşam İstanbul'un tepesinde yemek yiyeceğiz. Siz de böyle şeyler yapın. Hayatın değerini verelim arkadaşlar. Hayatın değerini vermek gerekiyor. Özellikle de üniversite hayatının. Daha asla bu kadar genç olup bu kadar zamanımız olmayacak. Yani iş hayatını da gördüm ve kesinlikle insanların tek zamanı hafta sonları oluyor. Onda da hafta içinin yorgunluğunu dinlenmeye ayırıyorlar kendilerine ve toparlanamıyorlar. Ben toparlanamıyordum staj yaparken. 2 gün anca yatıyordum ve tekrar o rutine geri dönüyordum. Ama üniversite hayatı böyle değil. Okuldan çıktıktan sonra bir sürü boş zaman oluyor ve onu istediğin gibi değerlendirebilirsin. Ve evet. Şimdilik bu kadar. Hadi gidelim. Odaya. Odaya geldim. Aklımda siyah çizme, siyah dar paça, kumaş pantolon ve siyah body ve kalın bir tane kazak, üzerimde kaban giymek var. Evet, hepsi siyah olacak. Siyah çok konforlu bir renk olduğu için. Siyahı seviyorum ama en sevdiğim renk. Göstereyim. Mavi. Çoğu kıyafetim siyah, çoğu eşyam da mavi. Niye bilmiyorum. Telefonum da mavi. Kameram var, nostaljik. O da mavi. Hesap makinem de mavi. Ve kılıf, işte yatak kılıf. Bu gereksiz bilgileri de söylediğime göre beni giderek daha fazla tanıyorsunuz. Ve ben de sizi tanımayı çok isterim bu arada. Yani beni kimler izliyor, ne yapıyorsunuz, lisede misiniz, üniversiteden mi izliyorsunuz, Türkiye'nin neresinden izliyorsunuz falan. Yazmak isterseniz yorumlara yazabilirsiniz çünkü sizi tanımak istiyorum. Bu şekilde. O zaman dinlemeye başlayayım ben. Botları alırken çok sevmiştim. Çünkü bana Bloom'un botlarını hatırlatıyor. Arkadaşlar, öyle bir kombin yaptım ki. Yorum üstüne bırakıyorum. Gösteriyorum. Ay, çok güzel oldu. Tam bir iş kadını kombin değil mi? Birazcık da bininci kombinine benzedi. Ama çok hoş. Çok güzel. Şimdi geldim buraya. Umarım sesim duyuluyordur. Arkadaşlarım. Kendinizi mi tanıdınız? Evet. Şimdi ben de şey oldum. Ben de utandım. Şimdi biz Çamlıca Kulesi'ne geldik. Nerede kalıyor? Arkamızda ve ağaçlardan gözükmüyor. Sizi arkadaşlarımla tanıştırmak istedim. Doğa. Merhaba, ben Doğa. Almanca işletme 2. Evet. Sınıf öğrencisiyim. İsmail, sen neyiz? Evet arkadaşlar, fakülte tanıtımı var. Almanca işletme 2. sınıf öğrencisiyim. Ve ben Mustafa Kaya, muhasebeciyim. 4. sınıfım. Böyle. O da işletme okuyor. Evet, işte. Biz böyle bir işletme kadrosuyuz. Anlaşmamızı yaptık. Çok şık giyindik. Bunu çok şık giyindik. Için... Parantez içinde 2 kişi çok şık giyindi. Ne düşünüyorsun? Gayet heyecanlıyım. Çok güzel gözüküyor. Şehri çok güzel yansıtacağını düşünüyorum. En azından gece olacağı için. Işıklar çok güzel olacak ve seyir keyfi gayet keyifli geçecek ve heyecanlıyım. İçeriği çok merak ediyorum ben. Hoş geldin.
nothing too special. Drunk to the bone when I met you. I don't give a fuck with the next dude. I don't really see. Biz öğrencisi de bak kalktığınızı göstermeniz gerekiyor. Just when it was nice, we want my back. Take it some. There you go. Ve Anadolu erkeği. Ama şey yatay video. Oldu mu acaba? Evet. Şimdi evimizi yedik ve şimdi de seyir katına mı çıkıyoruz? Evet, seyir İniyoruz. Katına gidiyoruz. Çünkü en üst kattaydık. Manzarayı da size şöyle gösterelim. Yemek sence nasıldı? Yemek güzeldi. Olabildiğince iyiydi bence. Yani makuldü bence. Fiyatına göre evet. Lezzeti gayet iyiydi. Ve ayrıca doyurucuydu, ben yemeğimi bitiremedim. Tavsiye ederiz. Gelin görün manzarayı izleyin. Özellikle gün batımı aktivitesi için çok iyi olabilir. Gel manzaraya gel. Ederim. Bir de şunu çok seviyorum. Selamlar herkese. Videoya katıldım şu an. Geldin mi? Videomuz video çekiyorum geldi. Şu an. Beğendiniz mi burayı? Gayet güzel. Çok güzeldi. Bence de güzel. 10 üzerinden 9.5. 10 bence. Çaydan kırdı. Çay çok acı. Ben 9 veriyorum. Yarısının patatesler soğuk, kalan yarısı da çaydan. Ya tek sıkıntı şey, çay. Yemeği güzel sevdim. Aa çok güzel. Güzel canım, farklı yani. Güzel. Bence akşam gelmeyin, tam gün batımında gelin, hem gün batımında gelin. Bence sabah kahvaltı. Sabah kahvaltı. Tam gün batımında gelin, arkadaşlar gününüzde görürsünüz. Bence en güzel zamanda geldi. Bence en iyisi iftara geldi. O da doğru. Güzel bir akşam, sonuçta saat 10'da. Görüşürüz. Günaydın. Ben yine bugün sabah 7.30'da kalkarım diye alarm kurdum. Ama alarmı duymamışım. Alarmı duymasam da arkadaşlarıma uyandım. Ama yine de yataktan hiç kalkasım gelmedi. O yüzden saat 10'a kadar uyudum. Böyle olmasını istemiyorum. Çünkü dersim 1'de başlıyor ve 10'da uyanmak aslında da pek bir şey değiştirmiyor açıkçası. Selam. Sesim geliyor mu bilmiyorum. O yüzden böyle konuşacağım. Tamam. Şimdi derste geç kaldım. Evet, şu an farklı bir yoldan gidiyorum ve bu yol çok sessiz olduğu için konuşabiliyorum. Tamam, her şeyi tekrar anlatacağım şimdi. Bu dönem üzerimize fazlasıyla çok geliyorlarmış gibi hissediyorum. Birileri var. Birileri varken konuşamıyorum. Bu dönem neredeyse her ders için bir sunum, essay tarzı ödevler verilecek. Ve bu fazlasıyla yoran bir şey. Ama aynı zamanda beni heyecanlandıran bir şey. Çünkü bunları yaparken öğrenmiş de oluyorsun. Okuduğun, aldığın dersi. Yalan insanlar geçiyor. Buna ne zaman alışacağım? Etrafımda insanlar varken kameraya karşı konuşmayı yapacağım. Tamam. Tamam. Şimdi de ders çalışmaya gidiyorum. Yarın Erasmus için İngilizce yeterlik sınavı var. Ve İngilizcemin seviyesi ne durumda bilmiyorum. Onun için birazcık test bakacağım internetten. Umarım faydalı olur.
yok. O yüzden biraz açıklama yapacağım. Evet, kimse yok. Şimdi biz Sinem'le Erasmus sınavı için biraz İngilizce çalışmaya geldik. Ve burası kampüsün gizli noktalarından. İşletme ve Eğitim Fakültesi okuyan öğrenciler için ayrılmış bir yer. Aslında Eğitim Fakültesi için burası. Ama biz kaçak girdik. Az kaldı. Gel gel. Selam. Sinem, hatırlıyorsanız benim ilk vloglarımda vardı. Evet. Yine çünkü hazırlık arkadaşıyız. Istersen. Evet. Ama hazırlık çekmiyordum. Çekmedin. Evet. Birinci sınıftaydım. Birinci vloglarda evet çok güzel. Çok güzeliz. Şey. Birinci vloglarımda var. Onlara bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Ama yine de kendini tanıt. Sen kimsin? Ne yapıyorsun? Ne okuyorsun? İngilizce işletme. Aleyna ile aynı sınıftayım. Hazırlıktan beri aynı sınıftayız. Evet. Aynen. İkinci sınıfız ikimizde ve Erasmus başvuruları yaptık. Bugün de sınavımız var. Şu an 2 saat, 1,5 saat kaldı. Saat kaç bilmiyorum ama o kadar kaldı. Arkamızda çöpler, çok güzel manzara. Kapalım. Tamam. Erasmus başvurularımızdan, tercihlerimizden bahsedelim. Böyle hani hocalarımız anlatıyor ya, eskiden işte hani gazetelerde yayınlanıyormuş. Önceden sen liste yapıyormuşsun, hı-hı, tercih. Hı-hı. Aynısını yaptık, fark ettin mi? Sınava girmeden evet tercih yaptık. Evet evet evet. Çok garip değil mi? Evet ve o sistem bana aşırı garip gelirdi. Aynen. Nasıl yapıyorlar bu tercihleri, notlarını evet, bilmeden diye evet düşünürdüm. Ama şu an düşününce o kadar da yani uygularken o kadar mantıksız gelmedi. Değil mi? Evet. Kabullendim doğru yani. Hı-hı. Az çok bir yer değiştirmek zorunda kaldık ve telefonu biraz durdurmak zorunda kaldık. Tamam, tercihlerimiz nasıl? Nereye tercih ettin? Ben Almanya'da Polonya'yı tercih ettim. Sebebini bilmiyorum. Sadece ikisi mi? Evet. Benim ki daha karışık oldu. Ne yaptın? En üste gelmeyeceğini bilerek İtalya'yı yazdım. Gelecek olan kişi sana şans veriyorum. Sonra bir tane Avusturya var. Sonrakiler Polonya ve Çekya. Bu kadar karışık. Çekya'da Malaga vardı. Evet galiba. Ama evet evet. Peki geçen sene kaç almıştın? 70 kaçtı? Hibe alamadığım için feragat ettim. 77'den düşük olmalı. 72-73. Ay inşallah alırız yüksek bir şeyler ya. Bakalım. İnşallah. Bize şans dileyin izleyenler. Yaparız herhalde ya. Yaparız yaparız. İnşallah. Tamam, biz birazcık daha çalışalım. Evet. Görüşürüz. Sınavdan sonra görüşürüz. Hadi. Aa, o zaman da çekeceğiz. Evet. Bu kadar mutlu olamam. Hadi gidelim. Bay bay. Böyle kapatalım mı? Kapatalım. Nasıl yapıyoruz? Şurada kamera. Tamam, 1, 2, 3. Çok güzel. Aramızda yeni bir oyuncu katıldı arkadaşlar. Merhabalar, ben Kutay. Kanalımıza hoş geldiniz. Çok güzeldi. Sınava girdik. Erasmus evet sınavındaydık. Sen önce kendini tanıt. Hayır, kendimi tanıtayım. Merhaba, ben Kutay. Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon Sistemi öğrencisiyim. İkinci sınıftayım. 1,5 sene hazırlık okuduktan sonra bir Erasmus sınavına daha girdim. Kaç tane şey girdin? 5 sınava girdim. 5 sınava da aynı tişörtle girdim. Bu benim totemimdir. Tek totemim değişmeyen. Bir de içimde don da aynı ama onu göstermeyeceğim. Burayı kesersiniz. Hayır, kesmeyeceğim. Çok travmatikti bu arada. Evet. Gerçekten benim için büyük bir travmaydı. Zorlayıcıydı. Ben listening'in ikincisinde zorlandım. Evet. Ve writing'in ikincisi, writing değil, okuma. Reading'in ikincisi çok çok sıkıcı bir konuydu. Hiç okuyasım bile gelmedi. Zar zor okudum. Ne düşünüyorsun? Evet, katılıyorum. İkinci listening'de ikinci sorudan 5. soruya bir anda atladım. Oradan 7. soruyu atlayarak sınavı bitirdim. Çok entelektüel bir sınav yani. Bir şey söyle. Geliyorum. Tamam, gidiyor. Görüşürüz. Hoşçakalın. Sen de hoşçakal. Bunlar kameraya beni daha mı alıyor? Kapatıyor muyuz? Evet, kapatıyoruz. Bir şey söylemek ister misin? Hayır. Peki, tamam.
Görüşürüz. Bugünlük bu kadardı. Hoşçakalın. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Yo dur, daha video bitmedi. Bitmedi, pardon. Tamam. Ama siz yine de abone olmayı unutmayın. Sinemini evet. Bildirdi. Hadi kapatalım. Tamam, kapatalım. Kapadık mı? Kapadık, evet. Dur. Tekrar kapatalım. Tamam. You ain't got nothing to do if you stay home. Never gonna be alone.